Yeşilova hem eğitimin, hem edebiyatın, hem de emeğin başkenti oldu. Kimle oldu? Fakir Baykurt'la oldu. Biz de kendimize örnek aldığımız lider, sendikacı, büyüğümüz, öğretmenimiz Fakir Baykurt'un anıtı başında bu eylemi başlatmak istedik. Niçin eylem yapıyoruz? Kamu çalışanlarının haklarını korumak için. Değerli arkadaşlar, 4 milyon 800 bin civarında memur var. Bunun 523 bini sözleşmeli personel. Bakın, AKP iktidara gelmeden önce geldiği yıl 102 bin civarında olan sözleşmeli memur sayısı bugün 523 bine ulaştı. Oysa ki Cumhurbaşkanı iktidara gelirken şunu demişti. Sözleşmeli de neymiş? Herkes kadrolu çalışacak demişti. Şimdi asıl yapılmasında güçlük olan, temininde güçlük olan mesleklere, teknik sınıflara alınan sözleşmeli personeli artık eğitimde, sağlıkta, ormanda, büroda, her alanda görebiliyoruz. Bu emek sömürüsü. İşte bu emek sömürüsünü buradan başlatmak istedik. Emek sömürüsüne karşı haykırışımızı. Bizler grevli, toplu, sözleşmeli, sendika hakkını savunuyoruz. Deneyinde anti-emperyalist, emekten yana, eşit eğitimden yana, dar gruplar, grupların çıkarlarından uzak olduğu için emekçilerin örnek aldığı sendika olmuş, halkla bütünleşmiş. Amacı sadece kamu çalışanlarından aidat toplamak olan ve bunu yandaşa aktaran, kamu çalışanlarına hiçbir şekilde aktarmayan memur senin genel başkanı Yalçın bugün öyle şeyler söylemiş ki inanamazsınız. Neredeydi aklın Sayın Ali Yalçın? Neredeydi 3,5'a imza atarken aklın? Şimdi %30 zam istiyorsun, seyyanın 600 lira istiyorsun, daha aşağısı olmaz diyorsun, yalan söylüyorsun. Tüm bu söylediklerini yap, biz de Birleşik Kamuyuz Konfederasyonu olarak eylemlerde, alanlarda senin yanında olacağız. Dik dur Ali Yalçın, madem söylediklerini yapacaksın biz senin yanında olacağız. Ama yapamazsan sana meydanları dar edeceğiz. Bunu böyle bilesin. Cumhurbaşkanı aday olduğu zaman Samsun'da çıktı, dedi ki kamu çalışanlarına ek gösterge vereceğiz dedi. Nerede? Kamu çalışanları sadece öğretmenlerden, sağlıkçılardan, imamlardan ve polislerden oluşmuyor. 4 milyon 700 binin üzerinde kamu çalışanı var. 4 milyon 813 bin kamu çalışanı var arkadaşlar. Dolayısıyla her kesime verilmesi gereken hakları 4 sınıfa vereceğini iddia ederek, onu da yerine getirmeyerek bizi bugünlere getirdi. Şimdi konfederasyonumuz düzenli olarak açlık yoksulluk sınırı araştırması yapıyor. Bu araştırmalara bakıldığı zaman gerçekten çok vahim durumdayız. Bakın, açlık sınırı bizim Ankara'daki marketlerde yaptığımız araştırmada 4 kişilik bir ailenin sadece gıda gereksinimi için 3.513 lira gerekli. Burada lüks eşyalar, lüks tüketim malları falan yok. 4 kişilik bir ailenin gıda gereksinimi, diğer gereksinimleri ortaya koymuyoruz. Eğer diğer ihtiyaçlarını, elektriği, suyu, doğalgazı, yakıtı, ulaşımı, okul masraflarını, giyimi, kuşamı ya da sinema gibi sosyal kültürel etkinlikleri ortaya koyduğumuz zaman 12.195 lira gibi bir rakam çıkıyor. Bugün burada bulunan kitle, çoğu belediye çalışanı, eğitim çalışanı ve sağlık çalışanı. Hiçbirimiz eşlerimizle birlikte bu 12.195 liralık ücreti almıyoruz. Oysa hükümet TÜİK aracılığıyla araştırmalar yaptırıyor ve o veriler üzerinden kamu çalışanlarına zam veriyor. 1 Temmuz'da kamu çalışanının zamlı ücreti açıklanacak. Hükümet ayın 30'unda, 30 Haziran'da doğalgaza ve elektriğe zam yaptığını açıklıyor. Ama 1 Temmuz'dan itibaren geçerli diyor. Eğer 30 Haziran'dan geçerli olsaydı bugün enflasyon farkı adı altında verilen zam 5.45 değil, çok daha fazla olacaktı. Böyle Ali Cengiz oyunlarıyla halkını kandıran, emekçiyi kandıran, kamu çalışanları kandıran AKP iktidarını buradan kınıyoruz. Ve bu süreçte tüm kamu çalışanlarını birlik olmaya, bir olmaya ve
iktidarın pervasız tutumlarına karşı mücadele etmeye davet ediyoruz. Ve bu süreçte taleplerimizi şöyle sıralamak istiyorum. Kamu çalışanlarının en az 2002 yılında milli gelirden aldığı pay kadar bir pay alabilmesini sağlanmalı. Neden 2002? AKP'nin iktidara geldiği zaman milli gelire memur maaşlarını oranladığı zaman aldığımız ücretle bugün milli gelire göre oranlarsak aldığımız ücret arasındaki korkunç farkı görebiliyoruz. Üniversite mezunu olan tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600'e çıkartılmasını istiyoruz. Ve 6. dereceye inen tüm kamu çalışanları ek gösterge hakkından faydalanmalıdır diyorum. Kamu çalışanları bilindiği üzere yılda bir kez yıllık izne çıkıyor. Ve dikkat edin, tatil olmasın diye dua eden kamu çalışan arkadaşlarımız var. Çünkü tatile neyle gidecek? Tatile gidecek paramız yok. Nerede kazancımız? Dolayısıyla kamu çalışanları yıllık izne çıkarken bir maaş tutarında ikramiye ödenmesini talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bizim boynumuzu büken en büyük mağduriyetlerden biri de kademeli olarak yükselen gelir vergisidir. %15, 24 bin liraya kadar %15 gelir vergisi kesintisi yapılırken sırasıyla %17, %22, %30 ve %40'lık kesintilere giriyorlar. Gerçi orta sınıf memurların bürokrat olup 3-4 yerde maaş almayanların %30'luk ve %40'lık vergi dilimine girmesi mümkün değil. Ama bizler %22, %30 vergi verecek durumumuz da yok. Ama AKP memura kaşıkla verdiğini kepçeyle kamu çalışanlarından geri alıyor. Aynı kadro ve ünvanlarda çalışanlar arasındaki maaş farkı giderilmelidir. Arkadaşlar, hükümet sözleşmeli memur uygulamasıyla, örnek veriyorum, aynı hastanede çalışan iki hemşire arasında uçurum yaratacak bir maaş farkı var. Birisi sözleşmeli, diğeri kadrolu. Aynı okulda çalışan sözleşmeli öğretmenle kadrolu öğretmen arasında büyük bir uçurum var. Bunların ortadan kaldırılması en büyük taleplerimizden bir tanesi. Yıllardır arttırılmayan doğum yardımı. Doğum yardımının günün koşullarına göre ve her yıl artacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Madem Cumhurbaşkanı herkese 3 çocuk yapın diyor, o zaman burada analara ve babalara sahip çıkmak gerektiğini düşünüyoruz. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamuda istisnai olması gereken sözleşmeli personel istihdamının genişletilmesine son verilmesi, sadece yapılmasında güçlük olan bir kısım teknik personel konusunda sözleşmelerin ancak olabileceğini söylüyoruz. Anayasanın çalışma yaşamı ve çalışanların haklarına ilişkin hükümleri uluslararası sözleşmelere uygun olarak düzenlenmeli. Grev hakkı anayasal güvence altına alınmalı diyoruz. Kamu emekçilerinin ekonomik krize, enflasyona, büyüme rakamlarına ve gerçekçi ülke koşullarına göre hiçbir kazanım sağlamayacak olan sefalet oranındaki zam taleplerine karşı karnımız tok. Kamu emekçileri sendika ağırlığının geldiği durumu görebiliyorlar. Bugün birçok sendika ve genel başkanları sadece burayı kendilerinin rant alanı olarak kullanmaya devam ediyorlar. Gerçek bir sendika yasasıyla sendika ağırlığına son verilmeli ve kamu emekçileri toplu görüşme masalarında bir araya gelebilmeli diyorum. Sıkıştırarak halkın ona olan güvenini sarsmak, ekonomik olarak güçsüzleştirilerek etkisiz duruma getirmek için sürdürülen politikalara karşı durmak için 113.000'i geçkin atanmayan öğretmenin olduğu, çalışan öğretmen kesiminin %70'inin ek iş yapmak zorunda kaldığı, %80'inin kredi kartıyla, borçlarla hayatını sürdürmeye çalıştığı bir ortamda emek için verilen mücadeleyi ve bu mücadelenin Salda gibi, Yeşilova gibi sendikal mücadelenin mimarı olan bir yerden başlaması, Fakir Baykurt'un memleketinden başlatılmış olması bence de çok önemli.
bu mücadelenizi sonuna kadar destekliyoruz. Desteklediğimizin göstergesi olarak il başkanım, ilçe başkanım ve birlikteki örgüt üyelerimizle birlikte sizin yanınızdayız. Emek en kutsal değerdir. Bu konudaki, bu yoldaki mücadeleniz şimdiden hayırlı olsun. Sonuna kadar sizinleyiz birlikte. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok, tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Bugün 2022-2023 toplu sözleşme sürecinin pazarlık masası kuruluyor biliyorsunuz Ağustos ayı itibariyle. Başlangıcını Burdur Yeşilova'da yapıyoruz. Neden Burdur Yeşilova'da yapıyoruz? Burası çok önemli bizim için. Fakir Baykurt'un memleketi, TÖS'ün efsanevi lideri, sendikacılıkta kendimize örnek aldığımız Fakir Baykurt'un anıtı başında başlamak istedik. Öncelikli olarak Yeşilova'dan sonra Antalya'ya geçeceğiz. Akşam saatlerinde Antalya'da bir açıklama yapacağız. Yarın için de Aydın ve İzmir'de açıklamalarda bulunacağız. Sırasıyla Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Adana, Samsun ve en son ayın ikisinde toplu görüşmelerin başladığı zamanda da Ankara'da olacağız. Ankara'da meydanlarda kamu çalışanlarının haklarını ve 2,5 milyona yakın emeklinin ücret zamla ilgili görüşmeleri öncesinde daha çok hak kazanabilmenin mücadelesini vereceğiz. Gördüğünüz gibi diğer sendikalar, konfederasyonlar rahatlıkla bir araya gelebiliyorlar. Çünkü hiçbirinin bir talebi yok. Yalanla masadalar ve orada çok da bir şey talep etmeden uzlaştırma kuruluna işi götürüyorlar ve hükümetin de vereceği %3,5, %4 zamlarla kamu çalışanlarını aldatıyorlar. Yine bir aldatmacanın olmaması için Türkiye çapında, ülke çapında kamu çalışanlarını harekete geçirmek için böyle bir Burdur'dan başlamış oluyoruz.